Dolayısıyla biz teşhirci değiliz. Ama sen internete koyup da bütün millete kendini reklam edersen o zaman da bir reddiye yapmak lazım. İyiliği emretmezsek, kötülükten ne etmezsek hepimizin başına toptan bela geldiği zaman evliya da dua yapsa kabul olunmaz buyuruyor. Hadis-i şerif. Günahların dolayı insanları rezil etme, onlara hakaret etme hakkımız yok. Bu başlığın altında bir ayet hadis yazdım. Oku. Peki insan günahını teşhir eder de kimse bir şey söylemezse azap herkesi kuşatır. Şimdi bu sefer günahı yapan veya teşhir eden değil. Herkesi kaplar. Yani biz buradan nasibimizi alırız yani. Sonra bela geldiği zaman yel, sel, yangın, deprem, zelzele günahsız, günahsız bakmıyor. Musibet toptana geliyor. Kur'an'da ayet var. Enfal suresinin 25. ayeti. Ben kanun çıkarıcı konumunda olmadım hiçbir zaman. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ibadet hadis-i şerif var. Münkeri görüp de kötülükleri değiştirmezlerse, müdahale etmezlerse, Allah'ın haramlarına bir şey demezlerse. Allah toptanın belasını yakındır verecek diyor. Bu ne olacak şerifte? Mesela Lut kavminden livata yapanların sayısı kaç taneydi? 40'a bile var mıydı? 30 küsur. Ama ne kadar insan battı? 5 vilayet. Hem de o zamanki dünyanın en yoğun nüfuslu vilayetleri. Sedum, Gomara işte diyorlar. 5 vilayet battı. Bu işi yapan kaç kişi? Erkek erkeğe ilişki, kadın kadına ilişki. Önce kadın kadına ilişki 40 sene evvel başladı. Ondan sonra erkek erkeğe ilişki başladı. Onun için lezbiyenlik, lutilikten, eşcinsellikten, erkek erkeğe ilişkiden önce lezbiyenlik var. Allah Teala toptanın belasını verdi. 5 vilayet göğe kadar kaldırıp ters döndürüldü. 30-40 kişi. Şimdi İstanbul'da kaç 30-40 var? Biz nasıl kurtulabiliriz? Nasıl kurtulabilirsin? Ben vazifemi yapıyorum. Bu dergide bu yazıyı yazdım. Sohbetimde söylüyorum. Sen bunu millete ulaştırırsan, azap gelse bile, toptan belanın içinde yansan bile, kaynasan bile ahirette azap yok. Çünkü neden? Vazifeni yaptın. Ecelin ondansa başka bir şey. Sonra ahirette niyetine göre, ameline göre diriltilir. Bazı kere de yaş kuru yanar. Böyle çok oluyor Allah-u Teala'nın azaplarında, ukubatında. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ لَتَعُومَنَّكُمْ الْعُقُوبَةُ جَمِيعًا. Azap hepinizi toptan kaplasın istemiyorsanız, Allah'ın meşru ettiği şeyleri, emirlerini duyuracaksınız. Allah'ın münker addettiği, reddettiği, gayrimeşru kabul ettiği şeyleri nehyedeceksiniz. Biz devlet değiliz, hükümet değiliz. Askerimiz yok, polisimiz yok. Devletimizin, hükümetimizin güvenlik güçleri var. Bunlar da işte şimdiki laik kanunlara göre Allah'ın dininde haram olan şeyler helal. Bazıları tabii. Helal olan şeyler, bazı helal olan şeyler yasak bu memlekette. Maalesef şeriata göre yönetilmediğinden dolayı. Ama bize ne düşüyor? O zaman benim vazifem doğruyu anlatmak, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Size de burada iş düşüyor. Çok büyük belalar gelecek yani. Şimdi Safer ayı zaten geldi, önümüzdeki hafta giriyor. Bir de ondan sonra önümüzdeki seneki Mart ayı ne belalar olur Allah bilir. Tedbirimizi alalım. Tedbir nedir? En büyük tedbir iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, sohbet vermek, vaaz nasihat edip bulunmak. Ben hoca değilim, hoca değilim. O zaman link atmak, mesaj atmak, telefon açmak ve bizim YouTube sitemizdeki sohbetlerden konularına göre onlara şunu dinle diye tavsiye etmek ve böylece Allah'ın ayetlerini, hadislerini sen anlatamıyorsan da anlatan birinin vasıtasıyla insanlara tebliğde bulunmak. Yazık, bela toptan gelmesin ya. Gelmesin, helak olmayalım kardeşim. Bu işler nasıl normal görülür ya? Lezbiyenlik, zina gibi büyük günahlardandır. Bak, Mü'minin suresi 7. ayet-i kerime. Hadis-i şeriften delilin var mı? Var. Lezbiyenlik ve eşcinsellik büyük yıkımlara ve toplu azaplara sebebiyet verecek kebair günahlardandır. Büyük günahlardan olmakla kalmıyor. Helak sebebi. Helak yani yıkım. Yıkımlar oluyor, yıkımlar. Evler, yuvalar, köyler, ilçeler, şehirler yıkılıyor. Yanıyor, yakılıyor. Sellere gark oluyor. Çok büyük tarumar yaşanıyor. İşte bunun sebebi. Allah Allah. Ben daha burada maddeler var. Evet teferri rical bir rical ve nisa bir nisa. Erkekler erkeklerle tatmin olup şehvetin tatmin edip livata yaptıkları zaman, kadınlar da kadınlarla tatmin olup lezbiyenlik yaptıkları zaman fealeymut demar. Benim ümmetimin üzerine helak çökecek, büyük yıkımlar gelecek ve Allah kendi katından büyük bir azab ile onları tamim edecek. Yani kimse istisna müstesna etmeden kaplayacaktır buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerif burada 5 şey, benim ümmetim 5 şey yaptığı zaman diyor. Bu 5'i de var. Kadınlar kadınlarla yetindiği zaman, şehvetlerini tatmin edip yani lezbiyenlik yaptığı zaman, erkekler erkeklerle yetinip eşcinsellik yaptıkları zaman ümmetim azabı beklesin. Lezbiyenlik ve eşcinsellik günahları yerin dibine batırılma ve zelzele felaketlerine sebebiyet verir. Lut kavmi sadece livata yüzünden değil, aynı zamanda lezbiyenlik yüzünden helak edilir. Yani erkek erkeğe ilişki diye biliyoruz Lut kavmini. Ya eksik biliyoruz, doğrudur eksik. Çünkü kadınlarda 40 sene evvel bu işin başladı. Eşcinselliği, lezbiyenliği savunmak insanı dinden çıkar. Bir insan eşcinsellik yapsa kafir olmaz. Lezbiyenlik yapsa kafir olmaz. Günahkar olur. Benim yaptığım iş haramdır ama nefsime uyuyorum. Şehvetime engel olamıyorum. Diye Allah affetsin. Allah tevbe nasip etsin. Tamam. Bu Müslümanın sıfatıdır. Yani Müslüman günahkar olur. Biz hiçbir zaman günahtan sebep insanları sorgulamıyoruz, yargılamıyoruz. Ve kafir haşa haşa. Nasıl olacak? Benim de günahım var. O günahım yoksa başka günahım var. Ben de gıybet yapıyorumdur, dedikodu yapıyorumdur. Bunlar az günah mı yani? Biz günahları küçümseyemeyiz.
Helal görmek, normal görmek. Ne var bunda diyor, lezbiyenlikte diyor. Bir voleybolcu diyor, öbürüyle diyor, öpüşmüş, bilmem ne etmiş. Affedersiniz yani, cinsel manada şehvet tatmini itibarıyla bunu da işte sergilemiştir. Ya bunda ne var? Ya kardeşim, bu bir haramdır, bu günahtır. İnsan kendi evinde ne yapıyorsa beni alakadar etmez. Başkasının evinde ne yapıyorsa da beni alakadar etmez. Ama bu nasıl teşhir edilir? Çoluk var, çocuk var, bu kadar insanın ahlakı bozuluyor. Bu nasıl bir şey? Şimdi hadi o günah yapıyor, haram olduğunu bilirse o dinden çıkmaz. Peki sen ne yapıyorsun? Savunmaya geçiyorsun. Neyi savunuyorsun? İnsanların özel hayatlarıdır. Bilmem ne istediğini yapabilir. Ya istediğini yapabilire biz bir şey demiyoruz ki. Zaten Allah özgürlük vermiş adama. Fakat sen bu normal midir, değil midir? Helal mıdır, haram mıdır? Bana göre istediğini yapsın. Serbest olsun. Ne var? Helaldir. Normaldir. Bu adamı kafir eder. Bir adam eşcinsellik, lezbiyenlik yapmasa da bir kadın yapmasa da bunlar normaldir ya. Bunlar ne var ya? Ne haramıymış ya? Canı istediğini yapar. Bunu dese kafir olur. Yapmasa da. Ama öbürü ömrü hayatı boyu eşcinsellik, lezbiyenlik yapsa haram olduğuna inansa kafir olmaz. İman ayrı bir meseledir. Kıyamet kopmadan diyor Allah bir takımların kafalarını gökten taş yağdırarak yıldızlardan parça kopartarak kafalarını diyor ezecek. Lütkamın ameli işte erkeklerde de kadınlarda da olduğu için lezbiyenlik ve eşcinsellik. Helal gördükleri için. Bu gayrimeşru bir iştir. Ama herkesin özelinde kalabilir. İnsanlar özelinde ne yaparsa yapar. Biz ayıplayamayız, kınayamayız. Biz kendi günahlarımızı görelim. Milletin günahını, ayıbını açmayalım, örtelim. Tamam biz de bunu söylüyoruz. Ama sen efendim sosyal medya aracılığı bunu teşhir ettiğin zaman, insanlara kötü örnek olduğun zaman biz bu yanlıştır demeyeceğiz mi ya? Peki sana ne düşmüş de sen kalkıyorsun bu normaldir, normal görülmesi lazımdır. Hangi devirde yaşıyoruz bunlar işte Taliban kafası bilmem ne kafası. Ne Taliban kafası? Kur'an kafasıyız biz ya. Kur'an sünnet, ehli sünnet. Bütün ayet hadisleri okuyorum ben sana bunu. Helal gördükleri için diyor Allah gökten yıldız parçaları kopartarak kafalarını ezmedikçe kıyamet kopmayacak. Yani önümüze kıyamet zaten yaklaştıkça yaklaşıyor. Bir de bunları yaşayacağız ya. Kafamıza taş yağacak. Lafı koca karı lafı değil ya. Koca karılar der ya hani bazı bir şeyler görürler günahkar insanlar şunlar bunlar. Aa bunu da mı duyacaktım falan. Allah Allah. Kafamıza taş yağacak. Vah vah vah. İşte bu. Hadis-i şerif. Günaha yapmaktan daha tehlikesi rıza göstermek. Mesela deyusun günahı zina edenlerden daha büyük. Deyus kime diyor? Bir adam kendi karısının başka erkeklerle fuhuş yapmasına veya kadınlarla lezbiyenlik yapmasına göz yumuyor. Kabul ediyor yani. Buna rıza gösteriyor. Buna deyus denir. Adamın karısı başka adamla zina ediyor. Bu ikisi de zinadadır. Büyük günahtadır. Tam anladık. Peki bunun kocası kadının bunu biliyor mu? Biliyor. Ne yapıyor? Tepki veriyor mu? Vermiyor. Rıza gösteriyor. İşte onun için deyusun günahı burada. Büyük bir günaha sessiz kalmak. Hele bir de eşiyle ilgili bir günaha rıza göstermek. Onun için deyus la dukhulü cennet. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan, 1000 senelik yoldan duyuluyor kabirden kalktığın zaman. Deyus kokusunu bile koklayamaz. Cennete giremez diyor. Deyus cennete giremez diyor. Tabii ki onun da tevbe kapısı açık. Tevbe eder, pişman olur. Bir daha yapmaz, etmez bilmem. Onu konuşmuyoruz. Tevbe etmezse zaten rıza göstermek insanı dinden çıkaran bir şeydir. Harama günaha rıza gösterilmez. İnsan günaha düşebilir. Harama da düşebilir. Dinden çıkmaz. Ama onun haram olduğunu bilir ve rıza göstermez. Yani Allah'ın yasak ettiği bir şey. Ben nefsime uydum, düştüm bu işe. Allah affetsin der. İyi ki yapmışım bilmem ne demez. Bir Müslüman bunu diyemez. İçkiden, kumardan, faizden, fuhuştan, eşcinsellikten, lezbiyenlikten tevbe etmiş bir insan. Ya şu anda ben bunları yapamıyorum. Tevbe ettim. Sözümde duruyorum Allah'a. Ama iyi ki zamanında yapmışım. Fındıklar kırmışım, cevizler kırmışım bilmem ne. İyi ki yapmışım. Bu nasıl bir şeydir ya? Bir insan nasıl tevbesiyle dönüş yapsa hep geçmişine pişmanlık çekmesi lazımdır. Tevbenin kabulünün en baştaki şartlarından biri nedamettir. Sen burada iyi ki yapmışım diye efendim bir de hasret çekiyorsun. Şimdi de yapamıyoruz. İşte kendimizi bağladık, başımızı bağladık. İşte acı olduk, hoca olduk bilmem ne. Bu ne demek ya? O günahı o zaman yaparken haram bilen kafir olmaz. Tevbe kapısı açık. Ama iyi ki yapmışım demek insanın dinine, imanına zarar verecek. Çünkü neden? Günaha rıza göstermek var. Bütün ümmetimin günahı affolur. Ne yaptıysa yapsın. Ama günahını açıktan yapan, teşhir eden affolmaz buyuruyor. Hiç olmazsa bu teşhirciliği durduralım. Bu eşcinselliği, lezbiyenliği, millete sevdirme, hoş gösterme şeylerine tepkimizi verelim. En azından yaptığımız için haram olduğunu bilelim. Günah çerçevesinde kalalım. Dinden çıkmayalım. Birinin bir günahını özelde gizli yaptığını biliyorsak asla yaymayalım. Onu yüzlemeyelim. Ona hakaret etmeyelim. İnsanlara onu teşhir etmeyelim. Asla. Örtelim, kapatalım. Biz kötülük mü tavsiye ediyoruz şu anda? Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hakkı tavsiye ediyoruz. Yani biz milleti teşhir edin. Öyle bir şey buldunuz. Millete yayın, ilan edin bilmem ne. Adamı karısından boşaltın. Böyle bir şey mi dedik? Kocası bilmiyorsa haber edin. Karısı bilmiyorsa haber edin. Bunlar İslam'da yasak şeyler. FETÖ gibi kaset koymak, ses almak bunu haram. Bunlar tam namussuz. Bunu konuşmuyoruz. Setredelim, örtelim, kapatalım, gizleyelim konuları. Üretmeyelim, artırmayalım, yaymayalım. İslam teşhircile. Ne dediğini bu en teşhi'al fahişetü fillezine amel. Nur suresine atın. Ve azabun elim fil dünya vel ahir. Müstehcen, fuhşi, zina, livata, lezbiyenlik, eşcinse vesaire. Müstehcen konuların yayılmasını sevenler. Onlara dünyada da ahirette de acı verici azaplar. Acı verici. Dünyada da bak. Bela dünyada geliyor zaten.
Bu Kur'an'da ayet. Bak farkında mısın? Ayetin manasını dikkatli verdim. Siz de dikkatli dinlediniz mi? Fuhşiyat yapanlar demiyor. Zina, içki, işte efendim zina, livata, lezbiyenlik yapanlar demiyor. Ya o Allah'la arasında günah insan düşebiliyor. Bu müstehcen günahların, fuhşi günahların haberlerinin yayılmasını seviyor. Kendi yapmasa da istiyor ki bunlar yayılsın. O adamlar rezil olsun. O kadın rezil olsun. Ya Allah'ın kulu Müslüman orada niye rezil olsun? Yani yaptıysa bir günah Allah'la arasın. Tevbe etsin, af olsun. Biz bu işte asla yayılmasından taraf değil. Setredeceksin. Allah da senin günahını örtecek diyor hadis-i şerif. Sadece fuhşiyat yapmasa bile yayılmasını sevenler. Ya o kişilerin teşhir olup rezil olmasını seviyor. Hasımlığı var, şusu var, busu var. Haseti var, fesatı var. Ya da normalleşmesini seviyor. Kendi yapmıyor ama üzgünlük olsun. Normale gelsin. Bunlara dünyada ahirette elim azap, elim çok acı verici. Allah'ın azabına kimse dayanamaz. Bak bir diş ağrısına, baş ağrısına dayanamıyoruz. Rabbinin azabı çok sakınılması gereken bir azaptır Allah buyuruyor. Kimse dayanamaz. Yani en ufak bir ağrı sancı çekenler bilir yani. Çok zor. Nasıl bu azamı güzel olsun? Niye sen müstehcen şeylerin yayılmasını seviyorsun? Ya? Safık mısın nesin ya? Onun için bunlar nasihat, bazı nasihat. Şahıslaştırmadan, müşakhaslaştırmadan, özelleştirmeden, kimselerin efendim, bahsini konu etmeden, şu şöyle yapıyormuş, bu böyle yapıyormuş, sana ne? Bunlar haram şeyler bunları. Açmak, insanın avretini, ayıbını açmak, söylemek, yaymak haram. Sen ondan beter olursun yapmadığın halde. Bunu yapmayalım. Ama genel manada toplumu etkileyen, insanlara özendirmede bulunan kişiler, şahısların teşhirleri, insanların yaymalarına tepki vermemiz gerekiyor. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bunu yaparsak bela toptanımıza gelmez. İyiliği emreden, kötülükten ne edenler yüzünden kalkar. Yok kimse bunu yapmazsa, ne buyuruyor hadis-i şerifte? Allah size en kötülerinizi başınıza musallat eder. Allah muhafaza işgaller olur. Allah muhafaza olmadım. Bu memleket kaç kere çiğnenmedim. Allah emeği geçen hepsine, komutanlarımıza, askerlerimize hepsine, şehit muamelesi, gazi muamelesini fazl-ı kerim öyle ihsan eylesin, sevaplarını ecden ziyade eylesin bak adamlar. Memleket ne işgallerden kurtarır? Oradan Yunan'ı girmiş, buradan Rus'u girmiş, oradan Fransız'ı girmiş. Her yer. En kötüleri başınıza geçirir. Veya zalim yöneticiler gönderir. Evliyanız bile dua etse kabul olunmaz. En büyük evliya kim Türkiye'de? Kabul olunmaz. Niye? Millet hak ettiler Mevla buyuruyor. Neden? Günah yapmayan da ses çıkarmadı. Normal gördü ne var bırak gitsin. Böyle olur mu ya?